Efendim ekonomik görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de karşınızda olduğu gibi bu akşam da yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam saygımdan ötürü Profesör Doktor Afsat Savaş Akat ve Ege Cansen'e programı ayakta başlamak istedim. Hocalarım beni muhtemelen görmüyor ama şu an ayaktayım. Onlarının ne diyelim değerli önünde, değerli hocalarım önünde şöyle saygıyla bir kere eğiliyorum. Selamlarımı ifade ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Hocam böyle bir... Nereden çıktı? Vallahi hocam dedim ki bugün ayakta başlayayım. Hocalarıma bir saygı gösterisinde bulunayım. İşin şakası bu akşam Ege Cansen ve Profesör Doktor Alsaz Savaş Akat'la koronavirüs dönemindeki destekleri konuşacağız. Gelir desteği, efendim kredi desteği, doğrudan destekler, tüm bunları konuşacağız. Ama biz konuşmaya geçmeden önce resmi verileri bir bakalım dedik. Profesör Doktor Alsaz Savaş Akat ve Ege Cansen'le konuşmadan önce. Sosyal koruma kalkanı diye bakanlığımızın, Aile Sosyal Politika ve Çalışma Bakanlığımızın hazırladığı bir grafik var. Normalde bu grafiğin bugün yenilenmesi bekleniyordu ama yenilenmedi. Dolayısıyla biz 11 Kasım tarihli raporu, yani yaklaşık bir ay önceki raporu resmi verilerle sizlerle paylaşıyoruz. Çok çok büyük değişimler elbette ki olmayacaktır ama en azından şu an nasıl bir destek, vatandaşa nasıl bir destek veriliyor, rakamlar nasıl, onu bir sizlere aktarmak istedik ki veriler üzerinden gidelim, veriler üzerinden konuşalım. Bakın Türkiye genelinde bunu bakanlık açıklıyor, bir kez daha ifade ediyorum. Sosyal destek programı çerçevesinde yardımlar yapılmış. Bu yardımlar 3 fazla yapıldı. Birinci fazla 2.1 milyon aileye yardım yapılmış. İkinci fazda 2.3 milyon, küsuratları atıyorum, 2.3 milyon aileye yardım yapılmış. Üçüncü fazda da 1.8 milyon, 1.9 milyona yakın aileye yapılmış. Ben bu tabloyu bir uzmanla konuştuğumda dedim ki acaba bunlar aynı aileler olabilir mi? Yani birinci fazda yapılan sosyal yardım ikinci fazda da yine aynı ailelere yapılıyor mu? Hayır Barış dedi, hepsi farklı aileler. Dolayısıyla burada kabaca yani yaklaşık 6 milyon haneye bir yardım yapılmış bu sosyal destek programı çerçevesinde. Ne kadar peki para verilmiş? Yaklaşık 6 milyar TL'lik bir yardım verilmiş. Bu yardımın işte devletin kasasından çıkıyor dediğimiz yardım işte bu. Yaklaşık 6 milyar TL'lik bir yardım devletin kasasından çıkan. Bir de bir kampanya vardı, sosyal dayanışma kampanyası biliyorsunuz. Biz bize yeteriz Türkiye'm. O da vatandaşların bağışlarıyla, yardımlarıyla bir kampanya düzenlenmişti. Oradan da 2 milyon haneye yardım yapılmış. Yapılan yardım da yaklaşık 2 milyarlık bir yardım. Bu devletin kasasından değil, bu vatandaşların biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasıyla oluşturduğu bir para. Dolayısıyla bu 3 fazın ardından bu yaklaşık 2 milyon haneye yapılan 2 milyar liralık yardım vatandaşın kendi kendine yaptığı yardım gibi görünüyor. Tabii başka yardımlar da var. Bunlar hep doğrudan gelir desteği belki diyebileceğimiz tarzda yardımlar. Kısa çalışma ödeneği. İş yerine daha az sayıda gün gidiyorsunuz. İş yeri, fabrikalar daha az sayıda gün çalışıyor salgın nedeniyle ve kısa çalışma ödeneğine başvuruyorlar. Kısa çalışma ödeneğine başvuran, tabii maaşlar falan düşüyor kısa çalışma ödeneğinde. 3,5 milyon kişi var. 3.581.000 kişi Kasım ayı itibariyle resmi veriler şu an kısa çalışma ödeneği alıyor. Kısa çalışma ödeneği ne kadarlık bir destek? Bakın 21.7 milyar liralık bir destek. Yaklaşık 22 milyar diyelim biz buna, yuvarlayalım. 22 milyar destek işsizlik fonundan kaynaklanıyor. Devletin doğrudan kasasından bu para çıkmıyor. Yani sosyal güvenlik sisteminin, yani vatandaşların yine çalışanların kendi tasarruflarıyla oluşan bir paradan söz ediyoruz. Yaklaşık 22 milyar TL ve 3,5 milyon kişi alıyor kısa çalışma ödeneğini. Bunlar işsiz değil, bunlar çalışmaya devam ediyorlar ama daha az sayıda gün iş yerine gidiyorlar. İş yeri de zaten fabrika salgın nedeniyle daha az gün çalışıyor. Bir de nakdi ücret desteği var. Bunu da 2 milyon kişi alıyor. 2 milyon kişi nakdi ücret desteği. Nakdi ücret desteği ne? İşte hep konuştuğumuz iş yeri diyor ki 5 bin lira maaş da alsan, 20 bin lira maaş da alsan salgın var diyor. Ben seni ücretsiz izne göndermem lazım. Ücretsiz izne gönderiyor. Yaklaşık 1170 lira size para veriliyor.
Ve bu parayla siz hayatınızı idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Ücretsiz izin desteği dediğimiz nakdi ücret desteği şu an evine gönderip günlük 39 lira kabaca, yaklaşık 40 lira verip evine gönderdiğimiz kişi sayısı 2 milyon kişi. Orada da 5 milyarlık yine bu destek de işsizlik fonunda. O da aynı yerde. Ve işsizlik ödeneği, işsizlik ödeneği de bizim bildiğimiz işsizlik maaşı. Eski dönemden doğru gelen. Orada da 881 bin kişi var. Şu an tabii işten çıkarma yasağı var. Ama onun öncesinde gelen dönemden işsizlik maaşı almaya devam edenler var. Dolayısıyla yani işten çıkarma yasağı öncesi. Oradan da 881 bin kişi yine işsizlik maaşı alıyor. Bu da 4.2 milyar TL. Bu da işsizlik fonundan. Şimdi yani normalleşme desteği alan çalışanlar, bu da salgından sonra normalleşiyoruz. Yani yeniden iş yerleri açılıyor deyince devlet bir destek veriyor. Yeniden işe dönülünce oradan da 2 milyon 126 bin kişi faydalanıyor. 1.6 milyar TL de oradan. Benim konuştuğum uzman dedi ki Barış, burada doğrudan bütçeden yani devletin kendi katkısıyla olan para şu bölüm. Yani faz 1, faz 2 ve faz 3 bölümü yaklaşık 6 milyar TL'den bahsediyoruz. Sosyal koruma kalkanımız salgına ilişkin bu şekilde. Bu tabloyu ekranlara yansıtıyoruz, sizlere gösteriyoruz ve ben yavaş yavaş hocalarımın yanına doğru geçiyorum. Bir kez daha hoş geldiniz Ege Hocam ve Asaf Hocam. Hoş bulduk. Bu girişi yaptım. Umarım fazla başınızı ağrıtmadım. Ege Hoca ile başlayalım. Buyurun. Şimdi bir toplamlar var burada. Evet. Hemen bir hatırlatma yapayım. 1000 kere milyon milyar eder. Değil mi? Evet. Eğer mesela 6 milyon kişi 6 milyar lirayı bölüşmüşse adam başına 1000 liradır. Yani seyrederken, dinlerken kafamızda da bu bölümü yaparsak ve bunlar herhalde kümülatif rakamlar, birikimli, bir seferde verilenler değil, toplamla. Bunun için söyledim, tabii milyar milyon falan deyince ya adam başına ne düşüyor konusunda da biraz bir fikir olursun diye. Yani çok bir rakam yok ortada. Neyse bu kadar verilmiş ama herhalde daha fazla da verilecek. Zaten bütün dünyada bu koronavirüsün yarattığı ekonomik hareketsizlik geniş kitlelerde gelirsizlik haline aldı. Bu gelirsizliğin bir sosyal, bir iktisadi tarafı var. Gelirsiz olanlar bir defa sosyal olarak çok acı bir şey bu. Yani işte aç kalıyor, öyle diyelim yani. Tamam, aile dayanışması vardır, eskiden biraz biriktirmiştir, onu yiyordur falan filan ama neticede gelirsizlik. Hocam bu arada evet. Aile başı 1000 lira, kişi başı değil, onu da söyleyeyim. Yani işte hani hane da, evet. Olarak ifade edildiği için buyurun. Doğrudur, evet. Herhalde onu babaya mı veriyorlar, anaya mı veriyorlar, neyse. O da bölüştürüyordur herhalde hane başına. Tabii bir hanede iki kişi dağılıyor olabilir, onu da söyleyeyim. Yani iki veya üç tane çalışan varsa bir evde, üç tane girebilir bundan. Onun için biraz da biz böyle kişi başına diyoruz bunu ama haklısın, bunların bir kısmı da haneye gidiyordur. Şimdi bir ufak açıklama yapacağım. Bu devletin kasasından mı çıkıyor? İşte halkın, daha doğrusu çalışanlardan kesilmiş işsizlik ödeneği şu bu. Şimdi bir defa bu fonlarındaki paralar para olarak durmaz. Devlet bunları alır, bunun yerine tahvil koyar. Yani hazine tahvize bonusu, devlet tahvili koyar. Bu da yanlış değildir, onu da söyleyeyim. Çünkü tahvilin faizi vardır. Bu da durduğu yerde para eriyeceğine hiç olmazsa biraz faiz kazandır. Ama tahvil dağıtılmaz. Neticede para dağıtılır. Yani yine devletin bir yerden bir para yaratması lazımdır. Yani fonda para var demek, bu senin mesela bankada paran var gibi değil bunu. Böyle okumayalım. Neticede devletler
Türk devleti veya diğer devletler bu paraları yaratmak zorundadırlar. Para da nereden yaratılır? İki tane kaynağı var. Bir tanesi vergilerdir. Dolaylı, dolaysız falan. Diğeri de borçlanmadır. İç borçlanmadır, dış borçlanmadır. Orada bir inceliğe değineyim. Bu tahvil halka satılır. Yani böyle bilinir. Yani devlet tahvili ya devlet borcu veya kamu borcu nedir deyince özel kişilerin alacaklı olduğu, kamunun borçlu olduğu kağıtlardır denir. Fakat bazen bu kağıtlar halka satılamaz. Yeteri kadar satılamaz. Bunlar tutulur, Merkez Bankası'na satılır. Ve bu senede para yaratılır. Bunu bilhassa Japonya çok yapıyor. Diğer ülkelerde yapıyorlar. Ama yani bu kamu borcu özel insanların, gerçek insanların alacağıdır. Cümlesi her zaman tamamını kapsamaz. Şimdi ben burada durayım. Asaf Hoca konuyu açtıktan sonra ben kararlar nasıl alınıyor diye biraz iktisat dışında bir hikaye anlatacağım. Peki. Asaf Hocam buyurun size devam edelim. Bu arada sizin görüntü kalitenizin çok iyileştiğine dair mesajlar geliyor izleyicilerimizden. Asaf Hocam evet, ekipmanı değiştirmiş, büyük bir değişim var diyor izleyiciler. Bilgisayardan vazgeçtim, iPad kamerası daha iyidir diye. Biraz daha benim açımdan rahatsız. Ona göre şeyim yok, mikrofonum yok, kulaklığım yoktu. Çok iyi ama şu an. Resim iyi, evet. Yani öbürünün sesi daha iyi galiba. Bunun da resmi daha iyi. Biraz da sesiniz de gayet resim üzerinde çalışalım dedik. Evet, şimdi Ege çok güzel olmuş ayrıca hazırladığın. Yani tam tabii biz göremiyoruz ama ben cep telefonundan o arada şeye baktım biraz. Bakabildim senin verdiğin sayılara. En azından bir kısmını görebildim. Şimdi tabii birincisi büyük bir rakam değil bu. Yani Türkiye'nin verdiği rakam işte topladığı zaman 40 milyar 42 milyar ediyor. Bizim yıllık milli gelirimiz 4 trilyonun üzerinde 4,5 trilyon filan. Yani ya bunu 6 aylık desek, 6 ayda verdik desek 2 trilyon 200 milli gelir eder. Yani %2'si eder milli gelir verilen destek. Halbuki gelişmiş ülkelere baktığımızda bu sayıların çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Amerika mesela %10'un üzerinde 14'te yakın bir milli gelir %14'e yakın bir destek verdi. Ki o da yıl yani tüm yıl milli gelirini hesaplamak açısından hesaplandığı takdirde. Yani çok söylendiği için herkes biliyor, sen de duydun, izleyicilerimiz de duymuşlardır. Bu ilk pandemide kapanma olunca bütün düşük gelirlere ve işsiz kalanlara haftada $600 yani ayda $2,400 çek yollandı. Yani bütün Amerikalılar da ayrıca $2,000 mı öyle bir çek aldılar filan. Yani çok büyük bir para aktarıldı. Aynı şeyi Avrupa gelirinde de görüyoruz. Yani milli gelirin %6'sı Türkiye'nin 3 katı 4 katına yakın bir şey var. Bu tabii Covid vurduğunda kamu maliyesinin ve ekonominin genelde ne kadar kırılgan olduğuyla ilişkili bir olay. Yani kırılganlık arttıkça, ekonominizde kırılganlık arttıkça siz bu koşulların gerektirdiği topluma, özellikle toplumun zayıf kesimlerine, fakirlere desteği veremiyorsunuz. Eğer kırılganlığınız yoksa, Amerika'nın malum kur kırılganlığı hiç yok. Kendi parası döviz. Avrupa'nın da böyle bir derdi yok. Çok büyük dış fazlaları var. Japonya keza aynı durumda dış fazlaları var. Çin'in dış fazlası var. Dolayısıyla bu ülkeler açısından böyle bir kamu borçları da o kadar önem kazanmıyor bu şartlarda. Kendi parasından borçlandığı için, dediğim gibi döviz sorunu olmadığı için. Dolayısıyla hiç çekinmeden bu parayı harcıyorlar. Orada Ege'nin ikinci söylediğine geliyoruz. Peki de parayı harcıyorlar da para nereden geliyor?
diye baktığımızda paranın bir yerden gelmesine gerek yok. Netice itibariyle tabi çıkartıyor devlet, parayı harcıyor. Tahvili eğer özel kesim alırsa ne ala? Özel kesim almasa da Merkez Bankası alıyor. Yani olay bundan ibaret. Merkez Bankası tahvili alıyor ve bu para harcanıyor. Şimdi geleneksel olarak bu hani borç ya bu fena hani borç artıyor devletin bu sonra başımıza bela olur mu diyen insanlar olur her toplumda. Amerika'da da vardır muhafazakarlar, cumhuriyetçiler, işte bu libertaryenler filan. İkincisi ya bu bir de paracılar var yani para basınca enflasyon olur diyenler var. Ya bu para basılınca enflasyon olur. Ama acaba basmasak mı filan. Şimdi bu yani Covid o kadar büyük bir felaket ki insanlar patır patır ölüyor. Kimsenin bu tip teorik itirazları dinleyecek hali yok. Yani netice itibariyle kervan yürüyor. İtiraz o anda toplumun acilen, toplumun zayıf kesimlerinin, fakirlerinin, işsiz kalanlarının acilen gelir desteğine ihtiyacı var. Bunun tabii ekonomik mantığı da var. Çünkü zaten ekonomi şok yaşamış. Şimdi bir de insanlar işsiz kaldığından dolayı harcamalarını keserlerse bu çifte kalınmış olacak, duble olacak. Yani yaşanan şok, arz şoku aniden büyük bir talep şokuna dönüşecek. Yani dolayısıyla işsizlik daha da derinleşecek. Aynı zamanda o mantığı da olduğu için buna gidiliyor. Ege'nin söylediği borçtan ilgili şey var. Bir tanım var. Bundan daha evvel burada bahsetmiştik. Verilen kamunun borcunun Merkez Bankası'nda olan kısmına da sanki vatandaşça satılmış muamelesi yapılıyor. Bu halkın elindeki borç diye bir tanım var. Yani bir brüt borcu var devletin. O brüt borcundan devletin menkul varlıkları düşünülüyor. O menkul varlıklar düşündüğünde net borca ulaşılıyor. Ama menkul varlıklar düşerken Merkez Bankası'nın kısmı düşünmüyor. Şöyle bir mantık var gerisinde, çok basit bir mantık. Deniyor ki tamam, hazine Merkez Bankası'na borçlu. Merkez Bankası kimin? Hazinenin. Dolayısıyla bizim hazinenin Merkez Bankası'na olan borcunu silmemiz gerekir mi? Gerekmez mi? Diyorlar ki yok gerekmez. Şundan dolayı gerekmez. Tamam hazine Merkez Bankası'na borçlu ama Merkez Bankası da o aldığı devlet tahvili karşısında para çıkartır. O para kimin elinde? Vatandaşın elinde. Ha demek ki hazine Merkez Bankası'ndaki tahviller kadar para cinsinden, tahvil olarak değil vatandaşın elinde para olmak, para cinsinden borcu var. Dolayısıyla borç tanımının içine Merkez Bankası'nın kasasındaki tahviller de hazinenin borcuna bu anlama para arzı büyüdüğü için dahil ediyor. Bu held by the public denilen. Ben de Türkiye'nin borcunu izlerken onu yapıyorum. Yani net borç fazla bir anlamı kalmadı. Bu işte rezervler, mezervler, bütün bu Merkez Bankası varlıklar falan karışıklığından dolayı. Halbuki bu öyle olunca yani Amerika'nın kullandığı tanıma bakarak kamu borcunu şey yapıyoruz. Ben burada keseyim. Ege'nin eminim şey devam. Şu belki söylenebilir. Yani sabahleyin o konuya gelen konuştuk. Keminki yoldan devam, biraz önceki yoldan devam edersek. Yani bu koşullarda devletin mutlaka bir şey yapması lazım. Yani bu toplumun işsiz kalan şeylere, çalışanlara, küçük esnafa, yani dükkanı kapanan, iş yerini sürdüremeyen küçük esnafa, küçük esnaf değilse bile küçük imalatçılara, küçük daha yani biraz esnafın ilgisi, küçük işletmelere mutlaka gelir desteği, yani işlere evet. Gelir desteği sağlaması lazım. Evet. Peki Ege Hocam, siz buyurun devam edin. Tabii şirketlere mi yoksa vatandaşlara mı, asıl sorularınızdan bir tanesi de bu. Desteği kime vermek lazım? Biz genelde ilk dönemde, yani ilk dalgada desteği şirketlere ve kredi desteğiyle verdik. Düşük faizli krediler. Vatandaşları anlıyoruz ki bu rakamlardan hani biraz daha gerekiyor. Zaten hani o 1100 lira, 1170 lira, günlük 39 lira işsizlik
Yani ücretsiz izin desteği çok zaten düşük bir para. Çok net onu hep dile getirmeye çalışıyorum. Daha da belki muhtemelen onların artırması gerekecek. Burada vatandaşa mı şirkete mi olmalı diye belki soralım. Bir de anlatacağınız bir şey vardı, onu da lütfen sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, şimdi vatandaşa vermek hele bu aşamada çok daha doğru. Çünkü Asaf'ın da dediği gibi ortada bir talep noksanı var. Bunu vatandaşa para verildiği zaman öncelikle vatandaş bununla satın alma yapıyor. Yani ekonomi canlanıyor. Satın aldığı şey de şirketlerin geliri oluyor. Yani finansal yardımın en güzeli şirkete ciro yaratmaktır. Onda hemen cevabını verelim. Şimdi ben iktisatla doğrudan ilgili değil ama tabii iktisatla çok ilgili karar teorisinden bahsedeceğim. Yani kararlar nasıl alınıyor? Bu illaki bugün hükümet kararı nasıl alıyor diye okumayalım ama onu da kapsıyor bu dediklerim. Şimdi önce bir hocaya saygımı burada ifade etmek için söyleyeyim. Bu anlattıklarım Russell Ackoff adında hocadan alıntıdır. Bu da işte bu Pennsylvania Üniversitesi'nde profesördü. Şimdi Russell Ackoff meşhur olması İkinci Dünya Harbi'nde ortaya çıkıyor. Amerika harbe giriyor işte 41'de. Atlantik'te savaşacak, yani Avrupa'da hava, kara, deniz savaşları olacak. Kuzey Afrika'da savaşacak. Akdeniz'in güneyinde savaşacak. Ne lazım buraya? Devamlı ikmal lazım. Bunlar nereden gelecek? Amerika'dan gelecek. Gemilere binecek. Fakat bu arada Atlantik Okyanusu'nda, eskiden Atlas Okyanusu diyorduk buna. Neyse, bir sürü Alman denizaltısı var. Böyle şilepleri gördüğü zaman, Amerikan şileplerini, bunları patır patır düşürüyor, batırıyor, mayınlıyor falan filan. Şimdi o zaman diyorlar ki biz şileplere koruyucu olarak işte kurvazör, destroyer neyse harp gemileri verelim. Refakatçi deniyor bunlara. Fakat bakıyorlar ki gidecek kargo gemisi, yani şilep sayısı şu kadar. Eldeki harp gemisi sayısı, refakatçi sayısı bu kadar. O zaman acaba bunları konvoylaştırsak mı? Çünkü bir harp gemisi birden fazla gemiye destek sağlayabilir. Böyle bir problem çıkıyor ortaya. Ya bunu çözse kim çözer? Yani optimum koruma meselesi. Koruyacak şilep sayısı çok. Korunacak şilep sayısı çok. Evet. Koruyacak harp gemisi sayısı az. Konvoy yapalım falan filan. Bu problemi de bir matematikçiye veriyorlar. Onun adı da Russell Ackoff. Bu adam da modellemeyi yapıyor. Ve en az sayıda şilep batırabiliyor Almanlar. Sonra bunun adı, ki askeri bir kelime, operations, harekat, araştırması diyorlar. Ve buradan bir bilim dalı çıkıyor. Bu süreçte Rasif Hoca'yı da almış olduk. Şimdi sırayla şöyle söyleyeyim. Bir defa kararlarla ilgili ne karar alınırsa olsun. Yani diyelim ki gelir desteğini verelim. Şirketleri yüzdürücü kredi kolaylığı yapalım. Veya önce kime verelim, ne kadar verelim. Diyor ki hatasız karar olmaz diyor. Her hatada mutlaka bir karar vardır. Çünkü iki tarafta hata vardır. Bir hatadan kaçarsan öbür hataya gidersin. Bundan daha önemlisi, hatanın iki komponenti vardır. Bir tanesi sayısaldır, matematikseldir, hesaba girer. Bir tanesi de değerlerle, hükümlerle ilgili, duygusal veya işte değer hükümlerle ilgilidir. Hani kayık fırtınaya tutulduğu zaman işte
Bir tane can yeleği var. Adam yüzme biliyor. Ama çocuğu ve karısı var. Onlar bilmiyorlar. Can yeleğini kime verecek? Yani şimdi bir kişiye vereceği için. Bunun gibi böyle tercihler vardır. Şimdi gelelim bu kararları alırken hangi aşamalardan geçilir diyor. Diyor ki birincisi bir sorun karşısına çıktığı zaman önce yok say. Yani bu da geçer yahu de. Geçmezse düşün bakalım geçmişte başına ne gelmişti buna benzer. O zaman ne yapmıştın? Hangi tutumun iyi sonuç vermişti? Onu tercih et. Düşünüyorsun ya bunun benzeri yoktu. O zaman diyor ki git buna benzer problemlerle karşılaşmış veya senden akıllı adamlara danış. Onlar sana bir fikir versinler veya onları taklit et. Bu da işe yaramadı. O zaman diyor otur bilimsel bir modelleme yap, çöz. O da işe yaramadı. O zaman diyor ki sorunu parçala. Bu sorunun içinde demek ki çelişkiler var. Bir sorundan birkaç tane sorun yarat. Şimdi konumuza gelirsek. Gelelim mi hocam burada... konumuza? Evet, gelelim. Hocam, konumuza gelelim mi hocam? Bir evet. Konu neydi? Konu neydi hocam? Aynen. Hocam böyle bu program böyle bitecek diye telaşlandın ama. Konu şimdi neydi diye hocam? Sorun ne? Ekonomide durgunluk, gelirsizlik, sosyal evet. Adaletsizlik. Diğer taraftan tehlike ne? Enflasyonun patlaması. Şimdi hocamın dediğini yoldan gidersek diyor ki ayır iki sorunu diyor. Önce bunu söz, sıra ona gelince ayrıca düşünürsün diyor. İleride o olacak diye diyor. Bu sorunu çözmezlik etme diyor. Bu iktisatla ilgili değil ama kararla ilgiliydi. Bunu bu akşam düşünürken hatta not aldım. Anlatmak istedim. Yine ben sözü Asaf Hoca'ya bırakıyorum. Çok güzel analizlerini ben de takip edeyim. Peki Asaf Hocam buyurun. Şirketlere mi vatandaşa mı diye sorduk. Evet tam kayboluyorduk ki değil mi konuda savaş gemiler gidiyor batıyor. Belgesel gibi hocam. Ama önemli yani bu Operation 4 şeyi örneği bizim için önemli. Şimdi şeyin yani şunu herhalde Ege'nin söylediğinden şu ölçü çıkartıyoruz. Öyle durumlar vardı bizim bir şey yapmak zorundasın. Bir yaptığının muhakkak riskleri hatası olacak. Yani %100 doğru bir şey yapmak mümkün değil. Yani muhakkak işin içinde hata olacak. Artı riskleri olacak, tehlikeleri olacak. Ama olay da gelmiş. Beklenmedik bir şekilde gelmiş. Şimdi yani işte hani en çok verilen örnek yangındır. Yani şimdi yangın çıktı. Evvela yangını kontrol altına alacaksın. Yani şimdi efendim öyle alalım böyle alalım acaba oturduklar filan derhal müdahale etmen lazım. Neyse gereği o anda yargının genişlemesini etraf sarmasını engellemek için bunları yapmak zorundasın. Yani dolayısıyla Türkiye'nin şu ana kadar senin gösterdiğin sayıların da net bir şekilde ifade ettiği gibi baktığımız zaman geri kalan dünyaya özellikle gelişmiş ülkelere bu başımıza gelen felaket karşısında özellikle düşük gelirli kesimlere ve işsiz kalanlara yaptığı gelir transferi yetersiz duruyor. En azından yani çok yeterli durmuyor. İlk başlarda biz de burada şirketlerin de korumasının yani önemini söyledik. Yani şeyde Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta hakikaten özellikle nakit sisteminin yani o piyasadaki nakit akışının değil mi? Şeyin can damarı, ekonominin can damarı onun durmasının yaratacağı büyük hasarı vurguladık. Aman dedik yani. Şimdi şeyi kurtaralım. Yani şirketler bizim üretken varlıklarımız. Biz
üretimi onda ordu şirketlerde yapıyoruz, firmalarda yapıyoruz. Teknoloji orada, insan bilgi birikimi orada olmuş, markalar orada olmuş. Aman onlar hasar görmesin diye şey yapalım. Tamam, doğru. Orada da çok iş yapıldı ama şimdi bu aşamada gelindiğinde artık esas olay, işte bugün istihdam verileri gene yayınlandı. Geçen senenin aynı döneminin 700 bin, 800 bin altında istihdam var. Arada nüfus da artmaya devam ediyor. Ayrıca evvelsi sene, geçen sene de zaten kötü bir yıldı. Çünkü evvel seneden sonra geçen sene bu dönemde biz Türkiye hala o Rahip Bronson krizinin etkisi altında zaten istihdamda bir gerileme vardı. Yani şimdi olay çok açık. Çok sayıda insan işsiz kalarak gelir kaybına uğramış. Esas faturayı kim ediyor bu tip şoklarda? En büyük fatura işsiz kalan ediyor. Çünkü geliri sıfırlanıyor. Yani işini kaybeden, efendim ücreti düşüyor belki filan ama netice itibariyle işi var, bir ücreti var, bir geliri var. Yani işini kaybeden hiçbir şey yok. Dolayısıyla artı esnaf, küçük esnaf, orta boy esnaf dediğim gibi çok küçük işletmeler genelde. Onların bir kesimi, yani lokantaları düşünün. Tamam, lüks lokantalar var da var ama Türkiye'de çok sayıda küçük lokanta var. Bunları yanında birkaç kişi çalıştıran, biraz aile birkaç kişi çalıştıran şeyler. Şimdi lokantalar kapanmış. Yani şey bozulmuş. Ekmek eve nereden girecek? Değil mi? Şimdi bunları düşünmek, bunlara yönelik biraz cömert olma zamanı geldi Türkiye'nin. Ve yani ya işte bunu yaparsak şey büyür mü? Eğer bütçenin özellikle mali piyasaları korkutucu bir artışından çekiniyorsa o zaman başka kalemleri keseceksin. Ama yani buna verdiğin parayı başka yerden kes. Başka harcamalarını kes. Acil olmayan, yapılması zorunlu olmayan harcamalarını kes. Ve eminim bütçede kamu harcamalarının bu anlama çok marj vardır. O'dan tasarruf ettiği kaynakları acilen şeye ver. Bence şu anda bu şeyin, koronanın, bu pandeminin, bu salgının insani, sosyal ve hatta siyasi maliyeti, toplumsal maliyetleri ve ekonomik maliyet açısından gelir desteği, düşük gelirli ve toplumun zayıf kesimlerine, bütün zayıf kesimlerine gelir desteği, bunu da yapacak bir tek kamu var. Bütçe var. Oradan gelir desteği bir numaralı öncelik olmalı diye düşünüyorum. Peki. Ege Hocam buyurun. Devam edin lütfen. Evet. Şimdi biraz iktisadi laflar etmeye başlayalım. Birincisi devlet versin diye bir tabir var. Bu sık sık devlet şuna versin. Devlet versin canım. Yani. Versin devlet değil mi abi? Aynen. Devletin. Abi yani. Şimdi bunu evet. Ben her seferinde vurgulamaya çalışıyorum. Devletin parası yoktur. Devlet demirden yapılmış bir emme basma tulumadır. Para halkındır. Yani o su topraktadır, halktadır. Devlet oradan emer suyu, istediği gibi dağıtır. Tercihine göre, işte biraz önce söylediğimiz kaygılarla, belki efendim diyelim ki askeri harcamalarını arttırır veya duble yolları daha çok yapar. Veya gelir desteği verir. Veya şunu yapar, bunu yapar. Daha böyle polemik şeylere girmek istemiyorum ama bu bir tahsis meselesidir. Ama bilelim ki devlet versin dediğimiz zaman muhakkak bu halktan çıkacaktır. Devletin ayrıca parası yoktur. Parası olan devlet var mıdır dünyada? Vardır. Kim vardır mesela? Norveç vardır. Varlık fonları vardır. Bizdeki gibi yokluk fonunun adı varlık fonudur. O varlık fonu değil o. Norveç petrol gelirlerini, ki devletin paylarıdır, kişilerin değil, biriktirmiştir. İşte trilyona mı ne gitmiş? Emirliklerin vardır, Suudi Arabistan'ın vardır, Katar'ın vardır. Burada devletin parası vardır. Ama mesela Amerikan devletinin parası yoktur. Alman devletinin parası yoktur. Ülke zengindir ama bizatihi devletin parası yoktur. Çünkü devlet bir işletmeci falan değildir. Böyle kar edip bir yere koymaz. Zaten devletin gücü
ülkenin gücünden gelir. Yani burada devleti kurum olarak anlayalım. Yani Alman devleti, o Almanya başka, Alman devleti başka bir şey. Şimdi bazen cari açıkta karıştırılıyor. Şimdi Alman sanayicisi ya tüccarı neyse mal ihraç ediyor. Ülkeye ne geliyor? Dolar geliyor. Dolarını Merkez Bankası'na veriyor. Almanya'nın içinde euro geçtiği için euro geçiyor onun eline. Yani şey, o euro diyorlar onlar. Alman Merkez Bankası'nda dolar birikiyor. Yani rezervli dolar. Yani dolarlı tahvil veya şu. Şimdi bir dakika. O para devletin parası değil. İhracatçı şirket parayı getirmiş, bozdurmuş. Eğer bir sahibi varsa onlar şirketin parası. Yani bu devlet dersin belki biraz geçmişten. Devlet her şeyin sahibidir. İşte çok karlı devlet işletmeleri vardır. Onların karları bir yerde birikir durur gibi düşünülüyor. Böyle bir şey yoktur. Tekrar ediyorum, bir iki ülke için söylenebilir. İşte bu petrol zenginleri için. Bunun dışında devlet versin diyen herkes kimden alsını da arkasından söylesin. Yani devlet versin deyip masadan kalkılmaz. Devlet şundan alsın. Nitekim bizim Sözcü Gazetesi'nin maliye yazarı Nedim Hoca geçen gün bir şey attı. Dedi ki varlık vergisi alsın dedi. Yani servet vergisi tabii o eskiden de bir varlık vergisi konusu vardı. Tansu Çiller zamanında da bir net aktif vergisi, işte gelir vergileri iki defa ödensin gibi. Yani normal gelir, daha doğrusu normal vergiler dışında bir defalık vergi. Şimdi mesela bu hayır diyebiliriz buna. Ama yani sistematik düşünen bir insan devlet versin dediği zaman Evet. Hemen bu suale bir cevap vermesi lazım. Onun için bütün vatandaşlara söylüyorum. Devlet versin demek yetmez. Kimden alsın, kime versin? Devlet hangi harcamalarını kessin? Onu da mahsus kritik olarak söylüyorum. Askeri harcamalarını kessin. Ben istersen burada durayım. Sen biraz mesaj falan oku. Ortalık neşelensin. Ben hocam bugün biraz reklam aramız uzun. Tamam. İsterseniz araya gideyim. Aranın ardından daha rahat rahat konuşalım. Alsas tamam. Savaşakat ve Egecan senle devam edecek. Hadi ama bir tane okuyayım, sizi kırmayayım. İzleyicimizin bir aşağılarda hem Bahattin Bey diyor ki uzatın kardeşim şu hani aynen böyle yazmış. Diğer izleyicilerimizden özür diliyorum. Uzatın kardeşim şu programı. Adamların yani sizlerden bahsediyor. Bayağı sinirlenmiş galiba. Biz de adam sayılırız. Adamların iki ayağını bir pabuca sokuyorsunuz demiş. Hem de YouTube'a bu program neden konmuyor? Hayır, konuluyor efendim. YouTube'a girin. Bloomberg HT'nin YouTube sayfasına girin. Bizim ekonomik görünüm sekmesine gelin. Asıf Hoca ile Ege Hocamızın programları YouTube'da var. İzleyebilirsiniz. Efendim bir kısa ara, aranın ardından buradayız. Devam ediyoruz ekonomik görünüme. Profesör Doktor Asaf Savaşakat ve Ege Cansen'le az bir vaktimiz kaldı. Asaf Hocam size devam edelim. Yani toplamda bir 5-6 dakikamız olacak. Asaf Hoca'ya döneyim. Ne dersiniz hocam? Bu yardımların tabii bir tarafı bütçe tarafı var. Bir de enflasyon yaratır mı bu destekleri verirsek gibi endişeler de var. Bu konuda ne dersiniz? Evet, onları yani... Bunlara girme zamanımız olur ama bugünün mesajı yani Ege'yle de hemfikiriz bu konuda. Bugünün mesajı yani şimdi bu enflasyon yaratırdı, yaratmazdı. İşte efendim borç sorunu yaratırdı, mali sıkarsa da. Bunlar tabii önemli konular ama netice itibariyle şu anda Türkiye'de çok ciddi bir insani toplumsal sıkıntı var. Yani onun önceliği olduğunu unutmamak lazım. Çünkü devlet diye bir şey yoktur dedi.
Yani insan itibariyle toplum vardır, şeyler vardır. Devlet birinden alacak, verecek dedi. Bence Türkiye'de devletin ilk alması gereken devletin kendi. Yani ben devlette kamu harcamalarında ciddi bir israf olduğu kanaatindeyim. Yani kamu çok ciddi tasarruf yapabilir. Yani şu, bugünkü devletimiz hiç etkinliğinden kaybetmeden bayağı ciddi bir şekilde kendi kemerini sıkabilir. Yani birincisi bir kere devletin cari harcamalarında kendi kemerini sıkmasıdır. Bu tabii şey için zor yani, değil mi? İşte daha az yatırım yapılacak, daha az araç olacak, işte daha az seyahate belki çıkılacak filan. Yani netice itibariyle birincisi devlet kendi kemerini sıkmalı. O çok açık. İkincisi de iyi günün nimetini yiyenlerden, yani işler iyi giderken imkanları da genişlemiş olanlar, şimdi de işler kötü gittiğinde biraz fedakarlık yapmaları, bedelini de ödemeleri lazım. Bu olmadığı takdirde zaten toplumun dokusunda hasar olur. Yani insanlar ya bu işler iyi giderken bunun kaymağını yiyenler, şimdi işler kötü gidince faturayı da kaymağı yemeyenlere çıkartıyorsa, yani çıkartmaya çalışıyorlarsa, bu toplumsal dayanışmayı toplumun dokusunda ciddi yaralar verir diye düşünüyorum. O açıdan Ege'nin dediği gibi tek seferlik bir vergi de olabilir. Bir takım lüks, yani lüks sayılabilecek orta sınıf üyesinin tükettiği şeylerin, mallara yönelik vergiler, orta ve üst sınıfların, AB grubu deniyor yani. Onların vergileri artırılabilir. İcabında tek seferlik bir servet vergisi olabilir. Evet. Şey olduğu gibi zor, yani enflasyondan korkuluyorsa Türkiye bunu gibi yolu bir iki defa denemiştir. Yüksek gelir ve servet sahiplerine devlet tahvilleri zorunlu satılabilir. Yani vergi ödeyeceğine devlet tahvili alır filan. Yani çözüm vardır, bulunur çözüm. Ama netice itibariyle imkanı olanlardan imkanı olmayanlara bir kaynak aktarması gerekiyor Türkiye'nin şu anda. İmkanı iyice sıkılaşmış olanlara. Buna da devletin kendi harcamalarını kısarak başlaması da fevkalade hakkaniyetli ve yararlı olur diyelim. Yani peki, gündemi öyle tamamlar. Ege Hocam, bu arada Nedim Hoca'nın, Nedim Türkmen'in önerisi şuydu: 10 milyon liranın üzerinde şahsi serveti olanlardan servet yurt içindeyse %1,5, yurt dışındaysa %5 servet vergisi alalım önerisi Nedim Türkmen'in. Onu da hani kaynak nereli sorularına o öyle yanıt bulmuştu. Ege Hocam son 1,5 dakika. Şunu söyleyelim, bu tip vergiler büyük gelir getirmeyebilir. Bunların varidat, bütün dünyada deneyimi de varidat etkinliği öyle çok yüksek değildir, ama yani toplumun da duygusal olarak yani çok yararlıdırlar. Yani insanlar, evet, imkanları olanların da bir fedakarlık yaptığını bilmeleri şu anda sıkıntıda olan insanların, peki, son derece yararlıdır. Ege Hocam son bir dakika. Şimdi bu gelir transferi talep yaratıyor, iş talep yaratıyor. Ama Türkiye'nin başka bir sorunu var, cari açık. İç talebi çok pompalarsak o zaman cari açık büyüyor ve döviz problemi büyüyor. Eğer konu talep yaratmaksa dış talep yaratmaya bakmak lazım. Yani hangi firmaları destekleyelim? İhracatçı firmaları destekleyelim. Bu arada hükümetin aman ben piyasayı canlandırayım kaygısını bir tarafa bırakması lazım. Yani iç piyasayı canlandırarak bu işin içinden çıkmak problemi daha da büyütüyor cari açıktan dolayı. Gelir transferi tamam, talep yaratma, dış talep yaratma. Peki. Hocam teşekkür noktaladım ederim. Hadi bakalım. Haftaya inşallah yine buluşacağız. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Asaf Hocam, bir dahaki programa arkanızda bir ayak izi varmış. Onun hikayesi mutlaka vardır. Erol Akyavaş o.
Onu anlatsın diyorlar. Peki. Miraç. Evet. Oradan almış olduk hemen yanıtı. 22'de buluşmak üzere hocalarıma çok teşekkürler.